Sevgili izleyiciler, Bunu Konuşalım programından merhabalar. Tüm Kanal 23 izleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Bugün konuğumuz eğitimci, yazar, doktora, öğretim görevlisi Sayın Naci Onur. Elazığ tarafından ve kitaplarıyla da aslında Türkiye'nin birçok tarafında adı geçen, yazmış olduğu eserlerle çoğu zaman danışılan, akademik çalışmalarıyla da öyle kaynak olarak gösterilen, belli bir dönem yapmış olduğu eğitimci kimliği ve idareci kimliğinden dolayı da aslında gönüllerde taht kuran bir hocamız, konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın hocam, nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok sağ olun. Geldiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Rica ederim. Ben aslında sizin hani defakten çekilmiş başka programlarınızda da bulundum. Yapmış olduğunuz eserlerle ilgili çoğu zaman çalışmalarınız ve ilgi alanlarınızla ilgili de bilgi sahibiyim. Ama izleyicilerimizin de yapmış olduğunuz bu eserler ve çalışmalar kitaplarınızdan önce kısaca aslında yeni gelen genç neslin de sizi tanıması için söylüyorum. Zaten belli bir yaş grubu sizi hepsi tanıyor, biliyor. Ama gençlere de aslında tanıtmak gerektiğini düşünüyorum sizleri. Onların da ilgisini çekmeli ve yapmış olduğunuz çalışmalar ve yaşam şeklinizle de bugün boşaltmış olduğunuz koltuğu dolduranlara da örnek olmanız için söylüyorum bunu. Çünkü örnek bir insansınız. Estağfurullah. Naci Onur kimdir? Evet, ona geçmeden evvel şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Tabii, buyurun. Başta televizyonunuzun sahibi Sayın Polat ile Sayın Soylu'ya, akabinde de genel yayın yönetmeni Arif Çakmak Bey'e, zat-ı halinize ve burada çalışan bütün çalışanlara son derece müteşekkirim, teşekkür ederim. Çünkü beni buraya davet ettiniz. Kanal 23'ün zaten böyle kültürel faaliyetlerde bulunduğunu biliyoruz. Geçmişten beri hep aynı çizgi üzerinde gittiler. Ben kendime döneyim. Yani sizin bu sorunuza cevap vermeye çalışayım. 1944 Elazığ doğumluyum. 1951 yılında ilkokula başladım. Namık Kemal İlkokulu'na gitmeden evvel o zaman Murat ve Cumhuriyet İlkokulları, şu anda Cumhuriyet İlkokulu'nun bulunduğu yer. O yerde hem Murat İlkokulu hem Cumhuriyet İlkokulu beraber tedrisat yapıyorlardı. Biz de orada Murat İlkokulu'na kaydolmuştuk. Dolayısıyla çok yoğun, kesif bir öğrenci kitlesi olduğu için dediler ki Namık Kemal İlkokulu açılmış. Artık evleri oraya yakın olanları biz oraya göndereceğiz. Ve ilkokul 3. sınıfından sonra 4'ü ve 5'i de Namık Kemal İlkokulu'nda okumak suretiyle oradan mezun oldum. Ve 1956'da da bitti yani bu ilkokul safhası. 1957'de ortaokula başladım. 3 sene de öyle devam etti efendim. 62'de de liseden mezun oldum. Yani böyle hep aynı şekilde ortaokul ve lise beraberdi o zaman. Tek Elazığ Lisesi vardı. Ve Elazığ Ortaokulu ve Elazığ Lisesi beraberdi. Şimdiki Mustafa Kemal Ortaokulu'nun bulunduğu yerdeydi. Dolayısıyla 62 mezun olunca 62'de liseden 1963-64 yılında o zaman her il kaç tane üniversite varsa Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi, bunlar her biri ayrı ayrı imtihan yaparlardı. Yani bizim zamanımızda böyle merkezi bir sistem yoktu, merkezi üniversite sistemi yoktu. Ankara yeni yeni bu böyle bir araştırmanın içerisine girmiş bir deneme yapıyorlardı. Dolayısıyla biz her ili dolaşmak suretiyle elimizde çantamız, bavulumuz, öyle dolaştık, her ilde imtihanlara girdik. Ve o yıl İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü'nün İngilizce bölümünü, bir de Ankara Hukuk Fakültesi'nin Hukuk Fakültesi'ni kazandığımı, daha sonra da efendim İstanbul Edebiyat Fakültesini kazandığımı bana tebliğ ettiler. Şimdi bu üçü arasında bir tercih yapmam bana düştü. Dolayısıyla ben de edebiyata son derece meraklı olduğum için ve bize lisede de böyle, bize bu lise döneminde de bunlar aşina olduğumuz şeyler olduğu için Edebiyat Fakültesini seçmek düştü. Hukuk Fakültesiyle efendim Çapa Eğitim Enstitüsü'nü bir tarafa bıraktık. Dolayısıyla o zaman lisede bizim
bizi okutan hocalarımız vardı. Çok değerli hocalar. Mesela edebiyat öğretmenimiz bizim Yücel Timuroğlu isminde bir zattı, Elazığlı birisiydi. Şimdi ölmüş, Allah rahmet etsin. Amin. Bir gün yani bize ders vere vere bizi sevdirdi edebiyata. Hele hele benim edebiyata aşık olmam, özellikle de divan tarzına aşık olmam, divan tarzında çalışmama vesile teşkil eden Yücel Timuroğlu'nun bir gün lise son sınıfta bir beytini okumasıyla oldu. O beyti size okuyayım. Tabii ki. Nedim'in bir beytiydi. Meşhur İstanbul şairi Nedim'in bir beytiydi. Sen ne camın meslisin, ey ağa, kimin hayranısın? Kendin aldırdın gönül, ne oldu, ne hal olmuş sana? Diye bir beyt. Şimdi bu beytin anlamını... Nasıl bir etki bıraktı hocam ki? Bütün hayatınızı etkileyen bir etkisi olmuş bu beytin. Bütün meslek hayatımı etkileyen, edebiyat fakültesini seçmemi etkileyen veya sebep olan ve daha sonra da eski edebiyat hocası olmamı temin eden bu beyittir. Dolayısıyla efendim tabii 1968'de Atatürk Üniversitesi'ni bitirdim. İstanbul'dan Atatürk Üniversitesi'ne geçtim yatay olarak. Hı hı. Çünkü Elazığ'a daha yakındı. Evet. Dolayısıyla o yakınlık münasebetiyle dedim ki ben Elazığ'a daha yakın olduğu için oraya geçeyim. Yatay geçiş yaptık. Atatürk Üniversitesi'nden 1968 yılında mezun oldum. Aynı yıl Elazığ Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine tayin oldum. 6 ay sonra rahmetli Mehmet Hücumanoğlu müdürümüz, benim de hocamdı yani liseden hocamdı. Orada da müdürümüz oldu. Dolayısıyla bana dedi ki sen hem de baş mavinliği de alacaksın dedi Naci. Ben genç bir öğretmenim, 24 yaşındayım. Ve henüz daha yeni atanmışım. Stajyerliğim kalkmamış. Dolayısıyla biz o görevi de yüklendik. 2 yıl kadar Elazığ Lisesi'nin baş mavinliğini ve edebiyat öğretmenliğini yürüttüm. 26 yaşında Atatürk Lisesi müdürü yaptılar. 5 yılda orada çalıştım. Akabinde 75 yılında oradan ayrıldım ve Milli Eğitim Müdürü yaptılar 77 yılında. 76-77 yıllarında 2 yıl süreyle Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü'nü yürüttüm ki 31 yaşında Elazığ'ın en genç lise müdürleri ve Türkiye'nin en genç lise müdürü ve en genç Milli Eğitim Müdürü unvanını almış birisiyim. Dolayısıyla efendim Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de o 77'nin sonuna kadar yürüttüm. Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü'nü yürütmek oldukça zor bir mesele. Yani siyasi fonksiyonları var. Siyasilerle muhatap oluyorsunuz. Dolayısıyla akademinin genel sekreterliği o zaman açıktı. Hı hı. 77'nin sonunda oraya geçmek suretiyle 82'ye kadar orada görev yaptım. Ve 82 yılında da Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne öğretim üyesi olarak aldılar. 1988-89 yıllarında İnönü Üniversitesi'ne de derse gittim. Onların eski edebiyat hocası yoktu. 89 yılının sonlarına doğru Oxford Üniversitesi'nde bir yıl görevlendirdiler. Oraya üniversite görevlendirdi. Gittim orada bir yıl kaldım. Misafir öğretim üyesi olarak. Ondan sonra 90 yılında döndüm ve 2002 yılına kadar bu hocalığım sürdü. 2002 yılında kendi isteğimle emekli oldum. Fakat 77'den beri işte bu 12 kitap hazırlığım devam etti. O süre zarfında 12 tane kitap hazırladık, evet, ve neşrettik. Evet. Benim hayat hikayem bu. Güzel bir hikaye, dolu dolu geçmiş. Evet. Bir hikaye. Hocam bahsederken tabii kronolojik olarak anlatırken idarecilik yapmış olduğunuz dönemlerde aslında Türkiye'nin en zor olduğu dönemlerden biri yaşamış olduğu. Evet, evet. Öğrenci hareketlerinin çok fazla olduğu, sadece üniversitelerde değil liselerin de çok hareketli olmuş olduğu ki o dönemlere baktığımızda bugün lise öğrencileri daha sakin
aslında. Türkiye'de biliyoruz ki hani 80'li yıllardan sonra bir hareketlenme olacaksa üniversitelerde başlar genelde. Ama o dönemde lisede başlamış bu hareketlenmeler. Hı hı. Evet. Ve sizin de idareci olduğunuz dönemler aslında. Hani kısa süren bir idarecilik süreciymiş gibi ama Türkiye'nin en zor ve aslında en uzun geçmek bilmeyen yıllarında siz idarecilik yapmışsınız. Üçlü İttifak dönemi nasıldı hocam? Şimdi efendim Üçlü İttifak'a gelmeden önce tabi liselerde bir hareket vardı. Evet. O dönemde Atatürk Lisesi'nde mesela efendim hem öğretmenler hem de öğrencilerin hassas olduğu bir takım fikirler vardı. Evet. O fikirleri iyice tahlil etmek lazım ve onlara uygun hareket etmek gerekirdi. Benim Atatürk Lisesi'nde müdürlük yaptığım 5 yıl zarfında oradaki öğrencileri kurtla kuzu nasıl bir arada yaşarsa o şekilde yaşatmaya çalıştık. Dolayısıyla hiçbir problem olmadı. Ama benim Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geçtiğim sıralarda bu hareketlenme çok daha fazla oldu. 1977'li yıllar. Evet. Tabii liselerde hareketler oldu. Efendim liselere müdürlerin odasını kurşunladılar. Efendim öğrenci hareketler oldu. Taşladılar, camları kırdılar. Yani öğrenci hareketi dışarıya taştı, caddelere taştı. Hatta caddelerde efendim şeyleri, valileri falan bile taşladılar o dönemde. Evet. Yani böyle şeyler oldu ama tabii o şeyin üçlü ittifakın yani üç partinin bir araya, evet, gelerek birinci Meceh hükümeti dediğimiz, evet, hükümet zamanında bütün bunlar hepsi oldu. Ama 1980 yılına geldiğimizde ihtilal dediğimiz yani darbe olduktan sonra birdenbire bıçakla kesilir gibi bu hareketler birdenbire durdu. Tabii o darbenin getirmiş olduğu korku, endişe var. Efendim o endişeyle öğrenci hareketleri tamamen durdu ve yeni atanan okul müdürleri çok rahat ettiler. Yani biz bunun cefasını çektik. Bu hareketlerin cefasını çeken bizleriz. Fakat safasını süren 1980'den sonraki idarecilerdir. Evet. O bakımdan hiç o gün bugündür liselerde herhangi bir hareket, herhangi bir şey olmaz. Evet. Ve idareciler de rahat ederler. Ama tabii sistemle ilgili bir takım arızalar var benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Milli Eğitim'in yani geçmişten beri gelen bir takım aksaklıklar bugün doruk noktaya ulaşmış gibi görünüyor. Çünkü hem öğrencilere büyük bir serbestiyet geldi. Bizim zamanımıza dönelim isterseniz. Evet. Yani bizim... Ben hocam sizi aslında sizin o dönemi soracağım da çok sözünüzü bölmek istemedim. Tabii. Ama önce şeyi sormak istiyorum. Müfettişlere neden sizi şikayet ettiler? Daha doğrusu öğretmenler beni şikayet etti. Evet. Müfettiş geldi. Evet, öğretmenler, evet, müfettişlere bir şikayette bulundular. Evet. Neden sizden şikayetçi oldular o dönem? Efendim sene 1972. Atatürk Lisesi'nde müdürlük yapıyorum. Dediler ki müfettişler gelecek diye duydum ben. Milli Eğitim'e gel. Önce Milli Eğitim'e geliyorlar çünkü. Ondan sonra bize geliyorlar. Müfettişler gelecek deyince ben ne olduğunu pek anlayamadım yani. Ama geldiklerinde soruları ortaya koydular. Bütün öğretmenlerin ifadelerine başvurdular. O ifadelerde yani sordukları sorular, müfettişin sorduğu, hı-hı, soru şöyle. Efendim lise müdürü olarak Naci Onur okulda bir mescit açmış. Yani namaz kılınan yer. Küçük bir yer. Bütün padişahların resimlerini koridorlara asmış. Bozkurt resimleri, Ergenekon destanını ihtiva eden o simge fotoğrafları çeşitli yerlere asmış. Efendim bazı öğrencileri, birbirine muarız olan öğrencileri dışarıda dövdürmüş. Yani buna benzer böyle enteresan şeyler, sorular. Bu sorularla tabii öğretmenlerin bir kısmı bizim aleyhimizde, bir kısmı lehimizde ifadeler vermişler. Netice itibariyle bu müfettişlerden birisi daha sonra ödüllendirildi. Yani beni teftiş ettiği için ödüllendirildi. İstanbul Milli Eğitim Müdürü oldu. Şimdi o
O teftiş raporunda şöyle diyor. Diyor ki bu lise müdürü Naci Onur'un lise müdürlüğünden alınıp bir başka ilde edebiyat öğretmeni olarak tayin edilmesi. Tabii ne oldu ne olmadı bilmiyorum. Bu rapor gitti. Bize bir netice gelmedi ama herhalde bir 3 ay falan geçti aradan. 3 ay sonra bu hükümet düştü, yerine birinci Meceh hükümeti geldi. Dolayısıyla benim o dosya kapandı. Ne olduysa o dosyayı işleme koymadılar. Dolayısıyla bizi Milli Eğitim Müdürü yaptılar bu defa. Yani öyle bir şey de oldu. Dönüp baktığımızda aslında o yılları hani bu şimdi incelediğimiz zaman birazcık da fıkra gibi. Hani öğretmenler şikayet ediyor, müfettişler geliyor, hakkınızda bir rapor tutuluyor. Daha sonra dosya yok oluyor ve sizi başka bir yere öğretmen olarak göndermek, aslında yanlış tabir ediyorsam sürgün gibi bir durumla sizi karşı karşıya bırakmalarıyla ilgili bir çalışma yaparken sizi İl Milli Eğitim Müdürü yapıyorlar, mükafatlandırıyorlar. Evet, öyle oldu. Öyle oldu, evet. Yani çalışmalarımızdan ötürü, evet, dürüst çalıştığımızdan, evet, dolayı, evet, yaptılar bütün bunları. Evet. O yıllara tekrar döndüğümüz zaman hocam, sizin aslında bu dönemle o dönemle arasındaki iki dönemi de çok güzel bir şekilde gözlemlediniz ve yaşadınız. Öğrencilerini, evet, de ve Türkiye'nin aslında eğitim sistemini de. Biliyorum ki bu konuda sizin de aslında söyleyecek çok sözünüz var. Çünkü bugüne baktığınızda içiniz acıyor. Bazı disiplinsel eksiklikler hem öğrenciler için hem öğretmenler için aslında dediğiniz gibi kolaylaştırmaya çalışırken sistemde de aksaklıklar var. Tabii. O yıllardaki eğitim sistemi nasıldı? Şimdi bizim çok kısa bir şekilde izah etmeye, tabii, çalışayım. Çünkü çok söylenecek, evet, şey var. Evet, yani. Evet, benim de sorularım çok. Fakat böyle ana hatlarıyla, evet, belirteyim. Efendim, bizim zamanımızda mesela biz öğrenciyken gerek ortaokula gerekse liseye giderken, ki ortaokuldayken bizden çok yaşlı olan lise öğrencileri vardı. Evet. Ve biz aynı mekanda tedrisat yaptık. Yani mesela ortaokul ve lise öğrencileri aynı lisedeydi. Hı hı. Bizim sınıflarımız ayrıydı sadece. Bir de nöbetçi öğrenci vardı. Yani lise son sınıf öğrencileri geldiğinde kırmızı kolluklarını takarlardı. O nöbetçi öğrenciyi öğretmenler, o koridorun mümessili, yani başkanı, oranın efendim şeyini, nizamını, intizamını sağlamak, evet, üzere sorumluluk veriyorlardı. Evet. Hatta boş derslere o nöbetçi öğrencileri gönderirlerdi idareciler. Bizim öyle bir sistem vardı o zaman. Efendim, giderek şapka taktığımız, kravatımızı eksik etmediğimiz bir öğrencilik hayatımız geçti. Ve o şapkayı takmadan, kravatımızı takmadan okula almazlardı bizi. Hatta bazı öğrenciler muziplip olsun diye mesela şapkayla ve kravatla takar yukarıya giderlerdi. Pencereden atarlardı, o şapkası ve kravatı olmayan insanlar tekrar oradan alır onu takar gelirlerdi. Yani böyle de bu tip şeylere de rastlamışızdır. Eğitim sistemi son derece iyiydi o dönemde. Hocalar donanımlıydı. Yani bilgili, görgülü, efendim öğrencilere örnek teşkil edebilecek tarzda öğrenciler vardı. Öğretmenler vardı. Bunların içinde Mehmet Hücümenoğlu, efendim Tarık Baba, Baba Tarık dediğimiz coğrafya hocası, Şeker Şükrü Hoca, efendim Fatma Sayı, Memnune Hanım gibi böyle meşhur. Ve zaten Memnun Hanım'la Fatma Sayı daha sonra akademide öğretim üyesi oldular. Evet. Yani bu donanıma, bu yeteneğe sahip öğretmenler vardı. Fakat biz öğrenciler de hocalarımızdan son derece korkardık. Hatta hocalarımızın oturduğu lokalin, öğretmenler lokalinin önünden geçemezdik. Hoca bizi görür de yarın derse kaldırır veyahut bize başka bir tarihkar bir ifade kullanır. Babamıza bizi şikayet eder şekliyle biz onların oturduğu o lokalin önünden geçmeye utanırdık, geçemezdik. İşte yani böyle bir şey içerisinde donanımlı öğretmenler vasıtasıyla biz de çok hakikaten donanımlı bir öğrenci kitlesi yetişti o zaman. Evet. Düşünün ki kurs yok. Yani kurs dediği bir şey yok. Yani kurs, şimdi dershaneler falan, evet, var. Evet, kurslar, evet, var. O zaman bizim dönemimizde ne kurs vardı ne de efendim dershane vardı. Hatta Mehmet Hücümenoğlu rahmetli matematik, cebir, geometri hocasıydı.
O dönemde okulda meccanen, ücretsiz öğrencilere pazar günleri ve cumartesi günleri kendi şeyinden fisabilillah gelir ders verirdi ki öğrenciler üniversiteyi kazanabilsinler. Ve hakikaten o dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi, Eczacılık, Tıp Fakültesi bu gibi şeylere giren öğrencilerin adedi son derece fazlaydı. Yani düşünün dershane falan yok. Kitap, kurs yok. Kaynaklar kısıtlı. Kitapları evet, onlar evet. Kıtlı, kıt şekilde. Yani o zamanın öğrencileri bu şekilde yetiştiler. Bizler o şekilde yetiştik. Ondan sonra çeşitli üniversitelere gittiler. Muvaffak oldular. Birçoğu öğretim üyesi oldu. Birçoğu efendim Elazığ'ın yani şeyi yapısında zaten Elazığ'ın böyle yapısında evet. Böyle münevver ve yetişmiş insanların varlığına, çok çeşitli mesleklerden insanların varlığına rastlıyoruz. Evet. Ve üniversiteye en fazla öğrenci gönderen bir Elazığ Lisesi var 1941'de. 1941 yılında Türkiye'de bütün şehirlerden giden öğrencilerden daha fazla Elazığ Lisesi'nden üniversiteye giren öğrenciler olduğu için üniversiteler arası kurulu 1941 yılında Elazığ'da yapmışlar. Üniversiteler. Evet. O zaman bir iki tane üniversite, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi var. Yani acaba bunu tetkik etmişler, tahlil etmişler. Acaba Elazığ'dan niye bu kadar üniversiteye giren öğrenci var ve Elazığ Lisesi niye bu kadar muhteşem diye. Dolayısıyla yani hakikaten o dönemdeki işte öğretmenlere biz bunu borçluyuz. Dolayısıyla efendim öğrenciler mesela araştırma yaparlardı, kütüphanelere giderdik biz. Kütüphanelerden araştırma yapardık, kitaplara bakardık filan. Ondan sonra bazılarından gider bazı şeyleri dinlerdik. Yani bu bir araştırmaya dayanan bir şeydir. Evet. Araştırmacılık ruhu o zamandan başlamıştı zaten. Ama giderek bugünle mukayese ettiğiniz zaman efendim öğrencilerin ezberciliğe, test usulü imtihanlara. Şimdi bakın biz ortaokulu bitirirken yazılı ve sözlü imtihan olduk. Ortaokulun son sınıfında. Liseyi bitirirken efendim bütün derslerden yazılı olduk. Akabinde 6 tane dersten de sözlü olduk. Ve bu şekilde biz liseyi bitirdik. Şimdi bakıyorsunuz efendim aldığı notlara göre öğrenci mezun oluyor. Dolayısıyla üniversite imtihanına da tek bir imtihana giriyor. O da test usulü işaretlemek suretiyle şeye dayalı, yani zihne dayalı veyahut da böyle yazılı bir soruyu yazılı olarak cevaplamak yerine test usulü yapınca o öğrenciler test öğrencisi oluyorlar. Yani muhakeme güçlerini kaybediyorlar öğrenciler. Muhakeme dediğimiz şey birbiriyle mukayese etmek, bir şeyler üretmek, yeni yeni şeyler bulmak, ufkunu genişletmek. Bunlar şimdiki öğrencilerde yok. Olmayınca tabii öğrencilerin yetişme tarzı da yanlış oluyor. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı sistemi tamamen alt üst etmiş durumda. Yani yapayım derken bozuyorlar. Senelerdir her yeni gelen mesela bakan yeni yeni şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bir türlü işin içinden çıkamıyorlar. Bütün o kılık kıyafeti bozdular. Efendim öğrenciler şimdi yani internetten soruların cevaplarını internetten buluyorlar. Hemen kes yapıştır şekliyle ödev hazırlıyorlar. Ezber. Yani, ezber sistemiyle. Evet maalesef böyle oluyor. Bir de bunların başında asıl işte benim demek istediğim şey şu. Milli Eğitim Şuraları diye şuralar olur. Yani Milli Eğitim'i düzenlemek, Milli Eğitim'e yön vermek için. Ve Esra Hanım bakın, bu Milli Eğitim Şuralarına çağrılan insanlara bakın. Hepsi bürokrat. Hepsi görev yapan insanlar. Hepsi ya bir lisenin müdürü, ya müsteşarı, ya efendim bir yerde görevli genel müdür filan. Şimdi bu insanlar şurada alınan kararlara itiraz edebilirler mi? Mümkün değil. Mutfakta değiller. Evet, mümkün değil. Yani her şeye evet diyen bir bürokrasi varsa, Milli Eğitim Bakanlığı da buna rıza gösterirse bu olmaz. Halbuki benim kendi görüşüm şu, Milli Eğitim Şuralarına emekli olmuş olan idareci ve öğretmenleri çağırmaları lazım. Ki onların herhangi bir endişesi, herhangi bir korkusu yoktur. Evet.
Orada söyleyecekleri şeyler bu milletin yararına olan, faydasına olan şeylerdir. O bakımdan yani bürokrat, şu anda çalışan bürokratların şuraya katılmaması var. Bir iki tanesi olabilir ama bütün bir çoğunluğu emekli olan insanlardan müteşekkil olması lazım ki randımanlı olabilsin. Ve sistem yerine oturabilsin. Evet. Evet. Yoksa sistem gerçekten iç acıtıcı bir durumda. Evet, bugün öğrencilere sizin dediğiniz gibi o mukayese etme öğretilmediği için hani okul sıralarında bunu yaşamadıkları için pandemi döneminde de iş işte sarpa sardı. Çocuk zaten ders çalışmayı bilmediği için, okumaktan da uzak olduğu için diyoruz ki öğrencilerin hayatlarında 2 sene gitti. Evet, aslında evet. Dediğiniz sistemde sizin de almış olduğunuz o eğitim sistemiyle ilerlenmiş olsaydı öğrencilerin kayıpları bu kadar olmayacaktı. %20'lik bir kaybı olmuş olurdu diyoruz. Tabii evet, öyle olurdu. Evet. Evet. 70'li yıllarda tabii bu tarafa doğru geleceğim ama unutamadığınız bir anınız var mı? O yıllardan idarecilik yaptığınız dönemlerde böyle zaman zaman aklınıza geldiğinde sizi tebessüm ettiren. Evet, şöyle hocam? Bir şey oldu. Ben Murat Filidinoğlu diye bir zat 1973'lü yıllardı tahmin ederim. Atatürk Lisesi'nde müdür olduğum zamanda bir genç öğretmen geldi. Murat Filidinoğlu diye. Kendisini takdim etti. Beden eğitimi öğretmeniyim dedi. Ben de baktım böyle saçı başı uzamış. Yani öğrencilikten yeni kurtulmuş. Üniversite öğrencisi olup kurtulmuş. Saçları böyle uzun filan. Oturtturdum. Memnun oldum dedim kendisine. Hoş geldin dedim. Yalnız dedim ben seni bu saçla, bu kıyafetle kendi okuluma öğretmen olarak kabul edemem. Eğer bu saçlarını keser benim saçlarım gibi yaparsan ve daha sonra da gelir ben buraya tayin oldum dersen ben seni işe başlatırım. Aksi takdirde seni milli eğitime geri gönderirim. Seni nereye gönderirlerse göndersinler. Aynen böyle oldu. Ve o zat seneler sonra yani bundan 4 sene evveldi emekli olmuş, Çanakkale'ye yerleşmiş filan. Geldi bir gün geldi buraya hem öğrencilerini görmek hem bu dönemdeki çalışan işte bizleri, evet, öğretmenlerini falan görmek için bir araya toplandılar. Ben de o gün bir işim vardı, evdeydim. 10 dakikamı ayırabildim. Yani bir yere de gideceğim, evet, çünkü. Dediler seni evde ziyaret edecek Murat Bey. Geldi. Bu meseleyi ben unutmuştum yani geçmiş gün. Kendisi bana bunu şey etti, anlattı. Evet. Ve dedi ki o gün bugündür ben saçlarımı uzatmamışım, uzatan öğrencilerime de rıza göstermemişim. Böyle bir hatıram, evet, oldu. Yani hakikaten demek ki o zaman bizde serde gençlik var demek, evet, ki. Böyle bu tip şeylere tevessül ediyorduk yani. Güzel de bir anı olmuş. Güzel bir anıydı. Nasıl bir beyit sizin hayatınızı edebiyatla birleştirmiş, işte sizin de yeni başlayan mesleğe bir mesai arkadaşınıza o yaşlardayken yapmış olduğunuz uyarı da onun bundan sonraki hayatını öğrencilerine yansıttığı olmuş. Diyorlar ya aslında çok küçük şeyler değil, büyük ayrıntıların içinde olanlar küçük şeylerdir. Tabii, evet. Hocam. İdareciliği yapıyordunuz, evet, o dönemler, daha sonra fakültede başladınız, öğretim görevlisi oldunuz. Bunun dışında edebiyata olan ilginizin aslında nereden kaynaklı olduğunu biliyoruz, anlattınız. Divan edebiyatına ilginiz nasıl başladı? Niye divan edebiyatı? Efendim şimdi divan edebiyatına nereden başladım onu şöyle diyeyim. İşte bu beyit aslında benim hayatımı, evet, değiştirmiştir. Yani edebiyata karşı son derece zevkli olduğumu, bunları okuduğum zaman son derece zevkle okuduğumu, aşina olduğumu anladım ben. Daha sonra işte eski Türk edebiyatı, yani divan edebiyatı hocası oldum zaten. Evet. Öyle olduktan sonra 22 yıl, hatta ondan evvel de 10 yıl liselerde yine divan edebiyatıyla ilgili şeylere girdik. Ve 22 yılda ben fiilen üniversitede hocalık yaptığım için benim şeyim divan edebiyatı ve eski edebiyattı. Evet. Dolayısıyla öğrencilere bunu öğretmeye çalıştık. Yani bizim öğrencilere de, bazı öğrencilere de biz nasıl bize Yücel Timiroğlu bu divan edebiyatını sevdirdiyse, evet, biz de oradaki öğrencilere
divan edebiyatını, eski edebiyatı sevdirmeye çalıştık. Çünkü eski edebiyat oldukça zor bir hadise. Yani Osmanlıca bilmeden, evet, eski yazı bilmeden bu eski edebiyatı ve divan edebiyatını çözmeniz ve onu öğrenmeniz mümkün değil. Çünkü bütün kaynaklar eski harflerle yazılmış. Onları yeni harflere döndürmek lazım. Onlarla araştırma yaparken onlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Böylece yavaş yavaş bu dalda yürüdük. Osmanlıca dediğimiz bir dili hakim şeyde. Bu divan edebiyatında, evet, Osmanlıca dili hakim. Osmanlıca da Arapça, Farsça ve Türkçeden meydana geliyor. Yani kelimelerin mesela %30'u Türkçe ise %30'u Arapça ya %30'u Farsça. Yani böyle karışık bir dil. Ama bunun manasını bilmek lazım. Arapçayı bilmek lazım. Farsçayı bilmek lazım ki Osmanlıcayı bilebilirsiniz. Dolayısıyla yani bizde bir takım kimseler bu Osmanlıcaya şey derler, karşı çıkarlar ama bence karşı çıkmamak lazım. Çünkü eski kültürümüzü de bu yeni kültürle beraber yürütmek lazım. İngilizlere bakıyorum ben, ki Oxford'da, evet, bulunduğum sıralarda tespit ettim bunu. Mesela İngilizler en önemli ana dillerinden, ana kelimelerinden bir, iki, üçünü ben size söyleyeyim. Birisi anne. Mesela anne kelimesi Farsça. İngilizler almışlar bunu kullanıyorlar. Anne kelimesi mother. İngilizce mother. Fakat Farsça mader. Bakın bir ses farklılığı, evet, var. Ondan sonra erkek kardeş, onlarda brother, Farslarda birader. Biz de kullanıyoruz bugün. Evet. Ondan sonra new kelimesi İngilizlerde yeni demek. Farsça'da new diye geçer. Yani bu, şimdi bu kelimeleri İngilizler atmadığına göre, zaten atsalar annenin yerine koyacağı kelimeleri yok. Bunlar o kelimeleri atmadıklarına göre biz niye bu Osmanlıcadan bu kadar tiksiniyoruz veyahut da uzak kaçıyoruz? Yani bizim Türkçemiz de, Farsçamız da, Arapçamız da zaten yerleşmiş. Yani bugün biz istesek de bu Farsça ve Arapça kelimeleri atamayız dilimizde. Orada şey var hocam, sanki hani ben tabii dıştan söylüyorum, işin içinde olmayan birisi olarak, Osmanlıca öğrenilmesi zor bir dil gibi aslında insanlara bir algı yerleştirildi. Osmanlıca zordur, Osmanlıcayı herkes okuyamaz, buna çok vakit ayırmak gerekiyor. Yeni yaşam ve dünya düzenine baktığımızda ise insanlar sürekli biliyoruz ki koşar haldeler. Bir de ilgi duyan bir insan varsa veya öğrenmesi gereken, ona da bu çok zordur, bulaşma dediğiniz zaman ne yapıyor? Korkup kaçıyor aslında. Evet, peşin hükümler. Evet. Gerçekten zor mudur Osmanlıca veya neden bu kadar korku duvarı örüldü? Efendim Osmanlıca zor değil. Çünkü bizim kulağımız alışmış. Bugün hayatta kullandığımız birçok kelimenin Arapça, Farsça olduğunu düşünürseniz, biraz merak sahibi olan insanlar Osmanlıcayı çok rahat bir şekilde öğrenebilirler. Evet. Zor değil. Hocam vaktim çok az kaldı. Sizinle süre aslında çok da hızlı gidiyor ama konuşacak, evet, da çok konumuz var. Evet. Sizin aslında Harput Divan Edebiyatı'yla da yakından ilginiz var. Yazmış olduğunuz 12 tane eseriniz var. Ve bu eserlerinizi de biliyoruz ki çoğu zaman kaynak olarak gösterilen eserler. Bunun içine biz akademik çalışmalarınızı da eklemiyoruz, yapmış olduğunuz. Makaleler falan, evet, da ayrı. Evet, makaleler ayrı. O çalışmalara, evet, hiç girmeden bunu söylüyoruz. Evet. Harput Divan Edebiyatı'ndan biraz da bahsedelim izleyicilerimize. Olur tabii, mu? Süremiz tabii, çünkü çok az kaldı. Ve kitaplarınızı yazmaya nasıl karar verdiniz? Bu kadar yoğun bir yaşam. Nasıl yaptınız? Yani kendinize hiç mi vakit ayırmadınız? Aslında onu da sormak istiyorum. Tabii, buyurun. Belirteyim şu şekilde, evet, diyeyim. Şimdi bu eserleri yazmaya başlamadan evvel bir kere dediğiniz gibi Harput'taki divan edebiyatı tarzını şey edelim. Bir eleştirelim. Evet. İnceleyelim. Şimdi efendim bizde Osmanlı 1300 yıllarında kurulmuş, efendim onunla beraber bir saray hayatı başlamış. Saray hayatıyla da efendim divan edebiyatı o İstanbul'da işte çok çeşitli şairlerce ele alınmış. Taşlıcalı Yahya'dan tutun Nedim'den, Nefi'den, efendim Yahya'dan, yani
çok değişik şairler tarafından, Nabi tarafından falan ele alınmış. Evet. Çok iyi de çok güzel de şiirler yazılmış. Ama aynı dönemlerde Harput'ta da şairler var. 1563 yılında doğmuş olan Hasan Burhaneddin Cihangiri diye bir şair var. Şimdi bakın 1563. Evet. Yani aşağı yukarı efendim Akşemseddinzade lerin de bulunduğu dönem, Fatih Sultan Mehmet'in döneminden hı hı. beri en son ben oraya gittim, ulaştım. Yani 1563'lü yıllardaki Hasan Burhaneddin Cihangiri ile başlıyor divan edebiyatı Türkçe'de, Harput'ta. Ondan sonra çok çeşitli şairler var. 57'ye yakın şair tespit etmişim. Bunları da Harputlu Divan Şairleri isimli eserde yayınladım. Onların evet. 57 şairi, hayatlarını, şiirlerini. Onun için ben divan edebiyatının doğu yakası diyorum ben Harput için. Batı yakası İstanbul, doğu yakası Harput. Çünkü etrafımızdaki şehirlere bir bakın. Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Malatya. Evet. Bizim kadar divan edebiyatı şairi yetiştirmiş şairleri yok. Bizde çok fazla. Yani 57'ye yakın şair var. Divan tarzında yazmış olan. Tabii Harput'ta medreselerin oluşu, çok çeşitli rüştiyelerin bulunuşu, idadilerin, mekteplerin oluşu, yabancı okulların oluşu itibariyle evet. orada çok böyle entelektüel bir camianın yetişmesine sebep olmuşlar. Ve bir de buna ilaveten efendim kürsübaşı ve ocakbaşı toplantılarını da eklerseniz evet. orada insanlar kültürel kendi kendilerini anlamda. Yetiştiriyor. Bir okul durumunda oralar. Dolayısıyla divan edebiyatına yatkın bir insan ortaya çıkıyor orada. Yani düşünün ki Fuzuli'nin 12 tane gazelini Harput'ta çeşitli makamlarda okumuşlar. O gazelleri okuyan bir o gazeller okunduğu zaman onları anlayan bir nesil var. Evet. Demek ki yani entelektüel bir nesil var, Osmanlıcayı iyi bilen bir nesil var. Dolayısıyla divan edebiyatı tarzını da iyi bilenler var. Ben buradan şuna gelmek istiyorum son olarak. Harput'ta dikkat ederseniz saz şairi yetişmemiştir. Evet. Yani sazla evet. aşık edebiyatı evet, dediğimiz yok. Edebiyat evet. yoktur. Fakat buna mukabil divan edebiyatı var. Divan tarzı gelişmiş. Onun için efendim ondan sonraki şeylere de geleyim. Şimdi yazdığımız kitaplar. Evet, kitaplar onlardan nasıl, da bahsedelim. Nasıl zuhur etti bu kitaplar evet. meselesi? Ben önce bir Boğulan Mutluluk diye bir kitap 1966 yılında Erzurum'da öğrenciyken ortaya koydum. 1986 yılında 82 yılında yapmış olduğum bir doktora çalışmam var. Yusuf ve Züleyha Mesnevisi, Kur'an-ı Kerim'in 12. ayetin 12. suresinde geçen o ayetlerden istifade edilmek evet. suretiyle bir Yusuf ve Züleyha Mesnevisi, Türk Edebiyatı'nda 37 kişi bu işle meşgul olmuş. 37 kişi Yusuf ve Züleyha Mesnevisi yazmışlar Türk Edebiyatı'nda. Bunlardan birisi de Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi. Yani Fatih'in hocasının oğlu Hamdullah Hamdi. Evet. Göynük'te şu anda metfun bu zat. Yusuf ve Züleyha'dan Seçmeler adı altında 1986 yılında bir eser ortaya koydum. 1988 yılında Harputlu Divan Şairleri diye 11 tane şairi aldım. Bir kitap yayınladım. 1991'de o Hamdi'nin Yusuf-u Züleyha'sının tam metnini verdim. 6241 beyit. Çok güzel. Evet, beyit olarak yani. Yani Yusuf'un başından geçen hadiseleri mesnevi tarzında yazmış Hamdullah Hamdi. Ben de onu eski harflerden yeni harflere döndürdüm. Ve evet. aşağı yukarı 16 Yusuf-u Züleyha'yı bir araya getirdim. El yazmaları. Onların içerisinden birbirinden farklı olanları ayırdık. Dolayısıyla tam doğru bir metin ortaya koyduk. Onu Akçak Yayınları yayınladı. 1996'da Harputlu Rahmi Divanı'nı yayınladım. 2004'te Harputlu Şair Hacı Hayri Bey'i yayınladık. 2007'de Harputlu Şair Mustafa Sabri Efendi yayınlandı. 2010'da Elazığlı Güftekarları.
2012'de yazı hayatının 66. yılında Şükrü Kacar'ı, 2013'te Harputlu Divan Şairlerinin ikincisini 438 sayfa çok geniş bir şekilde yayınlandı. 2017'de Avukat Fikret Memişoğlu Şiirleri ve Hakkında Yazılanlar diye bir eser yayınladık. 2020 yılında da dedim ki bütün bunları yayınladım ama kendi babamla ilgili olan bir eser de yazayım diye Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Harputlu Bir Muallim Ahmet Rahmi Onur diye bir eser yayınladım. Ve bu son eserimdir. 2020 yılında yayınlandı. Dolayısıyla bu bende ilk eserimi yani Hacı Hayri Bey'i ilk eserimden sonraki o Hacı Hayri Bey'i yazarken yazdıktan sonra bitirdikten neşrettikten sonra rahmetli Mustafa Temizel Belediye Başkanı'ydı. Götürdüm ona takdim ettim. Efendim o dedi ki ya dedi bana bir mektup yazdı. Dedi ki bak dedi bir de dedi Mustafa Sabri Efendi var. Onun üzerinde de çalışsan iyi olur. Onu çalıştık. Arkasından efendim eski Kültür Bakanı Nurettin Ardıçoğlu'yla bir konuşma esnasında o bizim Harputlu Rahmi'nin de divanı var dedi. Onu da ele al yaz falan dedi. Ben de ondan sonra onunla uğraştım. Yani bunları neşretmeye sebep olan insanlarımız var. Bizim çok değerli arkadaşımız Şener Bulut Bey de Manas Yayıncılığın sahibi. O da bana Avukat Fikret Memişoğlu'nu dedi. Yazarsan biz de onun hakkında bir geniş toplantı yaparız dedi. Bu defa da onu yayınladık yani. Bu şekilde böyle birileri vesile oldu. Çok güzel. Biz de yayınlamış hepsi olduk. Hepsi bir Harput kültürü aslında bir arşiv niteliğinde eserleriniz var. Hocam programın sonuna geldim ama son olarak da şunu sormak istiyorum. Yazacağınız başka eser var mı? Çalışmalarınız var mı? Devam ediyor mu? Evet şimdi ona geleyim. Elimde bir şey var, bir proje var. Evet. O projede nereden husule geldi diyeceksiniz. Bizim çok değerli bir arkadaşımız, çok iyi bir edebiyat hocamız, yani bizim kendi arkadaşlarımızdan geçen 6 ay evvel filan vefat etti. Erhan Saracoğlu İzmir'de yaşıyordu. Evet. Onun dedesi 1. Mecliste görev almış Nüshet Dede, meşhur şair. Aynı zamanda eski milletvekillerinden Ergani mebusu olmuş. Erhan Saracoğlu'nun bıraktığı bir yer var yani. Hı hı. O oradan sonra kendisi vefat ettiği için benim üzerinde çalışmamı kendisi de arzu ettiği için bir de Şener Bey de yine ön ayak olduğundan biz bunu basarız yaparız filan diye. Şimdi meşhur Nüshet Dede'yi Nüshet Saracoğlu'nu Ahmet Nüshet Saracoğlu asıl ismi Ahmet Nüshet Saracoğlu fakat kendisi şiirlerinde başkaları da Nüshet Dede olarak biliyorlar. Bu 1. Mecliste görev almış şair, çok mükemmel bir şair. Aynı zamanda İmam Efendi'nin de müritlerinden olan bir zat. Onun Nüshet Dede'nin şiirlerini her yönüyle inceleyip onun şiirlerini bugünkü Türkçe'ye çevirmek kaydıyla efendim iyi bir eser ortaya koyabileceğimi tahmin ediyorum. İnşallah. Kolaylıklar diliyoruz hocam İnşallah. Biz de size. İnşallah. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İstirham çok ederim. Sağ olun. Sizinle konuşacak konu çok fazla, bitmez. Çünkü yapmış olduğunuz işleriniz çok fazla. Bilgi ve birikiminiz çok fazla. Estağfurullah. Bugün biz birazcık Sayın Naci Onur'u tanımak istedik. İzleyicilerimize tanıtmak istedik. Sizi birazcık daha geçmiş yıllara götürmek istedik. Sorduğumuz sorulara çok samimi duygularla cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yüreğinize, elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Sevgili izleyiciler, bir başka Bunu Konuşalım programında görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar.